Geleneksel kültürümüzde yeni yılın ve baharın başlangıcı olarak bilinen Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Fırat Üniversitesi Bahattin Ögel Konferans Salonu'nda Osmanlılar'da Nevruz konulu bir konferans düzenlendi. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen konferansa Rektör Vekili Profesör Doktor Ahmet Kazez, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Yılmaz Çelik, Nevruz Bayramı'nın Osmanlı döneminde padişahlar tarafından Sultani Nevruz olarak kutlandığını ifade etti. Osmanlı Devleti zamanında Nevruz gününe özel bir önem verilmiştir. Padişahlara Nevruz günleri, Nevruziye adı verilen kasideler sunulmuştur. Bu kasidelerde ağaçların yetişmesi, çiçeklerin açması, havanın ısınması gibi konulara yer verilmiştir. Aynı zamanda Nevruz günü Adem'in yaratıldığı, Nuh'un gemisinin karayı bulduğu, Hazreti Ali'nin doğduğu, halife olduğu kasidelerle de anlatılmıştır. Osmanlı döneminde bunlara ait pek çok kaside vardır. Nevruz gecesi bütün yaratıkların Tanrı'ya secde ettiği, dileklerin yerine getirildiği belirtilirdi. Nevruz günlerinde müneccim başı yeni takvimi padişaha sunar ve bahşişini alırdı. Buna da Nevruziye bahşişi adı verilirdi. Saray hekim başları tarafından hazırlanan ve Nevruziye denen çeşitli baharatlardan yapılmış macunlar padişah ailelerine ve büyüklere sunulurdu. Bugün için yapılmış macunlar porselen kapaklı kaseler içerisinde sunulur ve günün hangi saatinde yenmesi gerektiğini yazan bir kağıtta onun kasenin hemen yanına iliştirilirdi. Türkler tarafından eski tarihlerden beri kutlandığını bildiğimiz ve genelde yeni gün olarak adlandırılan Nevruz, Osmanlılar'da bahar bayramı ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlanmıştır. Profesör Yılmaz Çelik, günümüzde Nevruz Bayramı'nın bazı ideolojik odaklar tarafından sahiplenmesini eleştirilerde bulunarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Son zamanlarda belli bir ideolojinin bayrağı haline getirilmek istenen çevrelerin ortaya koyduğu daha açık bir ifadeyle bugün Orta Doğu'da homojen olmayan ve ancak Kürt adı altında toplamak istenen bir takım topluluklara milli bir kimlik verebilmek amacıyla onlarda bir milli bayram fikri oluşturma çabasına girildiği görülmektedir ki bu tamamen yanlıştır. Çünkü bu bayram evet Türk'ün de bayramıdır, Kürt'ün de bayramıdır. İkisinin beraber birlikte kutlayacağı bir bayramdır. 19. yüzyılın başına kadar geldiği tespit edilen Nevruz kutlamaları bu devirden sonra hissedilir bir biçimde bazı geleneklerimiz gibi ortadan kalktı.